Ben de Meryem suresinden ayetler okumak istiyorum inşallah. Meryem suresi bildiğiniz gibi 19. Kur'an'ın 19. suresi. 77. ayetten itibaren inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve çocuklar verilecektir diyeni gördün mü? O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman'ın katından bir ahit mi aldı? Asla demekte olduğunu yazacağız ve onun için azaptı süre tanıdıkça tanıyacağız. Şimdi Allah burada ayetlerinde ayetlerimizi inkar edip diyor, bana elbette mal ve çocuklar verilecektir diyeni gördün mü diye bildiriyor ayetinde. Bu nedir? Allah ayetinde söylediği gibi bazı insanlar kendilerine mal verileceğinden, mülk verileceğinden, bütün malın ve mülkün sahibinin kendileri olduğundan emin olurlar. Ve bunu nasıl yaparlar? Allah'ın ayette söylediği gibi öncelikli olarak Allah'ın ayetlerini inkar ederler, sonradan bunu yaparlar. İşte bu inkarcıların en önemli vasıflarından biridir. Bütün gücün kendilerinde olduğunu zannetmeleri. Hazreti Musa döneminde Firavun'un sanması gibi bütün sahip olduğu malın, mülkün hepsinin kendisinin olduğunu zannediyordu. O bütün nehirlerin hatta Allah'ın yarattığı bütün o doğal güzelliklerin hepsinin kendisine ait olduğunu ve kendisinin onların yaratıcısı olduğunu iddia ediyordu hatta bütün kavmini. İşte inkar edenler böyle sapkınlık içindedirler ve Allah da onların gayba mı tanık oldu diyor bu insanlar, yoksa Rahman'ın katında bir ahit mi aldı diyor. Yani bir insan böyle bir iddiada bulunabilmesi için Allah katından bir ahit alması gerekir diyor Allah, ki bu da imkansızdır inşallah. Asla demekte olduğunu yazacağız ve onun için azaptı süre tanıdıkça tanıyacağız. İşte burada Allah diyor ki her insanın ağzından çıkan her kelime, zihninden geçen her düşünce, kafasında kurduğu diğer insanların aleyhine veya diğer insanların lehine de olsa aklından geçen her düşünce, her kelimesine kadar hepsi Allah'ın izniyle Allah katında yazılır. Yani hiçbiri tarihte boşluğa gidip yok olmaz. Hiçbir söz, hiçbir kelime, hiçbir davranış Allah'ın katında yok olmaz. Hepsi canlı olarak durur ve işte Allah onların hepsini yazacağız ve biz unutmayız diyor Allah. Hepsini saymıştır diyor Allah ayetlerinde de. Onun için bu insanlar yaptıkları her şeyden sorumlu olacaklar inşallah. Bütün insanlar, yani Müslümanlar da sorumlu olacaklar, inkar edenler de. Onun söylemekte olduğuna biz mirasçı olacağız. O bize yapayalnız tek başına gelecektir. Bakın işte bu çok önemlidir. İman etse de bir insan, inkar etse de, Darwinist olsa da, ateist olsa da, psikopat katil olsa da, çok son derece güzel ahlaklı, iman eden, kamil iman sahibi bir Müslüman olsa da, peygamberler de, peygamberlere tabi olan bütün Müslümanlar da, hepsi Allah canlarını aldıktan sonra, o süreleri bittikten sonra insanlar, peygamberlere de vefat ettikten sonra tüm insanlar tek başlarına Allah'a yapayalnız gelecekler. İlk geliş o şekildedir. O yüzden işte Allah inkar edenleri hep böyle korkutur. Müslümanlar zaten Allah'a kavuşmanın sevincini daha ruhları alınırken, canları alınırken, İnşallah. Yumuşakça çekilirken selam size diye alınır. O sırada o sevinci, o mutluluğu yaşayarak zaten Rablerine kavuşmanın, Allah katına çıkmanın o mutluluğunu yaşayarak giderler. Bu Müslümanlar için çok büyük bir nimettir. Ama inkar edenler Allah katına işte o inkar ettikleri, bütün ömürleri boyunca yok zannettikleri şeyi ahirette gördüklerinde, inkar edenler işte tek başlarına yapayalnız olduklarında bütün her şeyin farkına varacaklar. Ve bu onlar için çok büyük bir kayıp olacak. Çünkü asıl inkar ettikleri Allah'la tek başlarına olacaklar. Kendilerini savunabilecek hiçbir ilahları olmayacak. Ve Allah da işte onları yapayalnız geldiklerinde sizin söylediklerinize biz mirasçı olacağız diyor Allah. Bütün konuştukları, bütün yap ettikleri hepsi karşılarına çıkacak inşallah. Devam edeceğim ayetleri inşallah. İnşallah.